Böyle bir ateş başladı mı onu durduramazsın. Ama siz ateşle oynuyorsunuz. Sizi uyardım ve uyarıyorum. Bilmiyorum belki artık çok geç. Çünkü artık beni dinlemiyorsunuz. Kafanız daha iyi. Sizin kahramanınız sizi maşallah savunuyor. Dünya lideri. Ama büyük bir kayıp şu anda Türkiye için. Çünkü bütün dünyada şu anda işgalci etnik temizlik yapan Kürtlere karşı etnik temizleyen faşist bir devlet olarak görülüyor. Ve bu iyi değil. Çünkü yarın Türkiye'nin işgali içinin, Amerika tarafından işgali için yeterince şeyler oluşturuluyor. Siz beyinsiz kardeşlerin farkında değilsiniz. İstiyor muyum? Hayır, kesinlikle istemem. Bir insanın bile burnunun kanamasını istemem. E o halde sen yapmayacaksın. Barış için çabalı göstereceksin. İşte bir kere denedik, barışı olmadı. İgzaklarcığım kaç kere savaşı denedin? 30-40 yıldır savaşıyorsun. Barışı da doğru dürüst iyi bir niyetle denemedin. Kürtleri Suriye'yi savaşına sokmak için o bütün barış süreci. Kabul etmeyince de birdenbire barış süreci bitti. Onları terörist ilan ettin. Al PYD. PYD kahraman bir ürgüttü o zaman. Türkiye salih Müslüm gelip gidiyordu. Ki daha sonra da PYD bütün şeylere rağmen Türkiye saldırmadı. Ama siz onu illa şeytanlaştırmak istiyorsunuz. Dört adam sekiz füzeyle. Hatta şu Nusaybini o şey Mardin'i bombaladınız. Oradakiler biliyor o bombalar Türkiye tarafından geliyor. Ama onu işte teröristler attı diye böylece Suriye işgali için bir gaz olarak kullandı iktidar. E siz de gözünüzü kapatırsanız buna siz de böyle hazırsanız hazır. Çünkü şey bir toplum zalim bir toplum maalesef yani ortalık toplumları zalim biraz eline güç geçince hemen firavunlaşıyor bir alttakine. Bir üsttekine de tamamıyla köle olan bir toplum. Bir alttakine kurt bir üsttekine kuzu oluyor. Böylesine aşağılık bir toplum. Ve bu toplumun getirdiği işte sonuç en başa kimi getiriyor? Hırsız çetesi ya. Ve bu adam ne zaman böyle hırsızlığı aşikare oldu? Mesela Amerika'yı neyi sattı biliyor musunuz? Amerika ile şu anda pazarlıkta. Kendisini kurtardı. Çünkü Amerika elinde bu adamın dünyaya kaçırdığı, birçok ülkesine kaçırdığı milyarlarca dolar senin servetin var. Sizden toplanan vergiler bir kısmı çeşitli şeylere, hesaplara gidiyor bunların. Türkiye'de olan servetlerini hesaba katmıyoruz. Zarapla olan ilişkileri var. Amerika'nın elinde bütün dosyalar var. İstediği zaman bunu Saddam gibi ilan edecek. Hırsız ve hakkında arama çıkaracak. Ve onun için zaten Tay Tayyip'e ne dedi? Ahmaklık etme dedi. Tayyip ses çıkaramaz. Ha Türkiye'de arada bir böyle Amerika'nın hani bronzun hikayesi var ya o zaman dedim bu hikaye dedim. Bu sadece ikisinin anlaşmalı. Amerika'nın izniyle yapabilir ancak bunu. Amerika dedi ki gel sen bizim bir papaza al, rehin al. Benim için iyi olur çünkü burada Hristiyanlardan şey alıyorum, oy alıyorum. Yani Trump'ı da destekle Amerika'daki sağcı, mukaddesatçı, ırkçı, faşist, geri zekalı Hristiyanlar. Evangelical Hristiyan oluyor. He, bu, bu, seçim için benim iyi olur çünkü gaz veririm. İşte bizim papazı aldı bu adam, biz papazımızı geri alacağız falan. Al dedi papazı senin için de iyi olur, sen de koru. Oo, bir bakıyoruz. <laughs> Tayyip ile onun Bob eş baş şey ee, nedir Trump ile onun Bob eş başkanı Türkiye'de ikisi birbirine karşı böyle hamasat bir papaz üzerine. E o zaman gördüm çok basit açık yani çok zeki olmaya da gerek yok çok net bir oyun çünkü burada oyun işine geliyor Türkiye'de de onun işine geliyor yoksa yani gerçekten öyle bir şey olsa Tayyip Amerika'nın papazını Amerika'nın izni olmadan rehin alsa, yerle bir ederler. Tayyip'i indirirler, bir anda indirirler. Tayyip'i nasıl çıkarttılarsa o anda da indirirler. Amerika'nın o gücü var. Yapmadı. Niye? Çünkü iki tarafın da işine geldi. Ve ondan sonra hemen vermeyeceğim bu fakir burada olduğu sürece o papazı vermeyeceğiz dedim. Bırakın palavra. Yı. Hep yalan söyledi bu adam size ya.